Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor kardeşlerim. Kim diyor şu üç şeyden uzak bir şekilde ölürse inşallah cennete girer. Peki bu üç şey nedir? İlki kibirdir. Kibir neydi? İblisi şeytan eden, iblisi kovduran özellikliydi. İkincisi kamu malına ihanettir. Kardeşim biz bu kamu malını çok önemsemiyoruz aslında. Layıkıyla önemsemiyoruz. Bugün kamuya mal olmuş bir parkta bile yere çöp atsak onlarca insan hakkına giriyoruz aslında. Ya da herhangi bir belediyeye gitsek, herhangi bir eğitim kuruluşuna gitsek, herhangi bir camiye gitsek. Yani kısacası kamuya ait herhangi bir ortamın, herhangi bir mekan içerisine girip oraya tükürsek bile dahi, oraya çöp dahi atsak neredeyse 85 milyonun hakkına giriyoruz desek yanlış olmaz. Üçüncüsü ise borçlu bir şekilde ölmek. Kardeşlerim, herkes gücünün yettiği kadar borç alması lazım. Bir söz var ya, borç yiğidin kamçısıdır. Kusura bakmayın, o kamçı döner dolaşır, o insanın eline gelir ve hayatını tarumar eder. Ortada ne yiğit kalır ne de yiğitlik. Ne mertlik kalır ne de cesaret. Peki bir iş yapmayalım mı? Borç almayalım mı? Elbette ki bunlar olağan hayatın akışına uygun şeyler. Fakat senin gücün onu taşımak ise, senin gücün 5'i taşımak ise, sen 20'yi taşımaya niyetlenirsen, 1000'i, 100'ü taşımaya niyetlenirsen o niyetinin altında kalırsın. Burada altını çizmemiz gereken noktalar var. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Bakara suresinde şöyle diyor: La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Azze ve Celle hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükün fazlasını yüklemez. Tam da bu noktada Allah Azze ve Celle kainatı yaratan bize bu noktada yaklaşıyorsa, biz kendimize de aynı noktada aynı denklemle yaklaşmamız lazım. Kendimize, hayatımıza ağır gelecek insanları da, parayı da, malı da, mülkü de koymamamız lazım. Çünkü koyduğumuz zaman kendimizden ödün veririz. Koyduğumuz zaman kişiliğimiz ortada kalır. Ortada kalan kişilik bizi eksiltir, geriye atar. Oysa ahir zamanın içerisinde olduğumuz bu dönemde, bu zamanda esas ahiretimiz için yatırım yapmamız lazım. Ahirete giden yolda o yolun yolcusu olup ahiretime neler yapabilirim, bu yolda nasıl yolumu güzelleştirebilirimin derdine düşmemiz lazım. Böyle bir derdimiz olduğu zaman dünya diye bir derdimiz olmayacak aslında. Bir insanı Allah rızası için sevdiğimiz zaman o insanın kusurunu görüp de hayal kırıklığına uğramayacağız aslında. Yine temelde ne var güzel kardeşlerim? Allah'ın kurallarına riayet etmek var. Yine bunun temelinde ne var güzel kardeşlerim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, sünnetlerine sımsıkı sarılma var. Bunlardan uzaklaştıkça huzur bize haram oluyor. Bunlardan uzaklaştıkça olağan hayatın akışını bozuyor, dünyanın ahengini bozuyor ve kaosa ve kıyamete ve var olan ateşe bir adım daha yaklaşıyor. Ateşe benzin atmaktan başka çare bulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Gücümüzün yettiği kadar insanları hayatımıza alıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar planların içerisine kendi hayatımızı entegre ediyoruz. Ve Allah Azze ve Celle'nin ve onun Habibinin öncülüğünde bir hayat profili çiziyoruz inşallah. Rabbim bizi bu şuurla ilerletsin, bu şuurla yaşayanlardan etsin, bu şuurla bir kardeşinin sıkıntısını giderenlerden etsin. Videoyu uzun tutmayacağım ve videoyu yine güzel bir hadis-i şerifle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Kim diyor bu dünyada bir mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse mahşerde inşallah, bakın mahşer diyorum, o kargaşanın içinde, o kaosun içinde Allah Azze ve Celle o kişinin ihtiyacını giderir, sıkıntısını giderir. Ne kadar güzel bir müjde değil mi? Ne kadar güzel bir söz. İnşallah bu sözün şuurunu kalbimize, hayatımızın ortasına koyarız. En güzel emanetimiz, selametle.